Merhaba yazılım kanalında Java eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde switch case ifadesini görmüştük. Daha öncesinde de if else'i görmüştük. Birbirlerine çok benziyorlardı. Bu sefer de while döngüsü ve do while döngülerini okuyacağız. Gelin hep birlikte incelemeye başlayalım. Şimdi önceki derslerimizde ne yapıyorduk? Switch case'de belli case'ler yazıyorduk ve buna göre kullanıcıdan seçimler yapmasını istiyorduk. Veya if else'de ne yapıyorduk? Bir koşulun sağlanıyorsa if'in içine giriyordum. Sağlanmıyorsa başka bir koşullar varsa else if'in içine veya en son else'in içine giriyordum. Peki ben bunları böyle tek tek ayrı ayrı yapmak yerine tek bir döngü yazıp sürekli tekrar etmesini istiyorsam ne yapmam gerekiyor? While döngülerini burada kullanıyorum. Bir de while döngüsünün yapısına bakalım. Bunu inceleyelim. Geliyorum. Hani yapıyorduk ya if'in içinde veya else if'in içinde ya da case'lerimde belli karşılaştırmalar ve koşullar istiyordum. Bunların sağlanmasını istiyordum. Ne yapıyorum bu sefer? Geliyorum while'in içinde, parantez içinde bir karşılaştırma yapıyorum. Bundan önce bu karşılaştırmayı yapabilmem için öncesinde bir değişken tanımlamam da gerekebilir. Bunu zaten az sonra göreceğiz hep birlikte ekibimizde. Geliyorum, karşılaştırmalarımı yapıyorum. Eğer bu karşılaştırmalarım benim istediğim şekilde uyuyorsa while döngüsünün içine giriyorum ve ifadelerime ya yazdığım şeylerle devam ediyorum. Peki uymuyorsa bu döngünün içine girmiyorum ve kodum devamıyla devam ediyorum. Şu şekilde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu karşılaştırmaların türüne boolean yani true veya false gibi düşünüyoruz. Eğer karşılaştırmam istediğim gibi ilerliyorsa yani true oluyorsa döngünün içine giriyorum ve devam ediyorum. Eğer false oluyorsa döngünün içine girmiyorum ve kodumun devamına. Bir de do while döngülerine bakalım. Do while döngüleri genelde çok fazla rastlanan bir kod ya döngü türü değil. Ne zaman görebiliriz? Mesela üniversitede işte hocanız sınavlarda söyleyebilir veya projelerde ama hani projelerde genelde while veya for döngüleri kullanılıyor. Çok az rastlayacağımız şey ama yine de biz bakalım, öğrenelim, aklımızda kalsın. Bunun da çok fazla bir farkı yok aslında while döngüsünde. Sadece ne yapıyorum? Geliyorum burada do'nun içinde ifadelerimi yazıyorum ve while'ın içinde daha sonra karşılaştırmalarımı yapıyorum. While'da ne yapıyorduk? True oluyorsa içine giriyordu döngünün ve devam ediyordu, kodum çalışıyordu. Eğer false oluyorsa, yanlış oluyorsa girmiyordu ve kodum diğer kısmına geçiyordu. Bunda ne yapıyoruz? Do'nun içindeki ifadem benim doğru da olsa, yanlış da olsa bir kere çalışıyor. Doğru veya yanlışını kontrol etmeden burada çalıştırıyorum. Daha sonra while'da karşılaştırmamı yapıyorum. Burada da yazdık görelim yine. Bakıyorum while döngüsünde döngüye girmeden önce kontrol ediyorum. Değerim uyuyor mu benim koşuluma, istediğim koşulu sağlıyor mu? Eğer sağlıyorsa giriyorum ve devam ediyorum. Sağlamıyorsa döngümü çalıştırmıyorum. Ama do while döngüsünde do'nun içinde doğru da olsa yanlış da olsa bir kere çalıştırıyorum. Daha sonra yanlış olursa zaten çalıştırmıyorum. Sadece bir kere çalıştırmış oluyorum. Doğruysa devam ediyorum ve sürekli döngüye giriyorum. Şimdi de hep birlikte Eclipse'e geçelim. Orada kodlarımızı ve örneklerimize bakalım. Şimdi geliyordum. Ne yapıyordum? Şu tarafa geçeyim. Projemi açmıştım. Source kısmıma sağ tık yapıp yeni bir class oluşturuyorum. Ne olsun? İsim de while döngüleri olsun. Geliyordum. Şurada main'i unutmuyordum seçmeyi. Geldim. Finish dedim ve yeni bir class oluşturdum. Şimdi başlangıçta şöyle bir örnek yapalım. Mesela değerimiz olsun. Değerimiz birden başlasın ve birden 10'a kadar mesela sayıları yazdırsın teker teker. Geliyorum başlangıçta bir integer değer atıyorum ve bu 1 olsun diyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Şöyle. While döngümüzü nasıl yazıyorduk? While yazdım. Parantez içinde. Mesela diyelim ki i küçük eşit 10 olana kadar. Burada yine süslü parantezimi unutmuyorum. Geldim. Diyelim ki bize bu i'mizi yazdır. Sonra şu şekilde devam edeyim. Ben şimdi bu i değerimi yazdırdım ama bir sonraki değerime nasıl geçeceğim? Bu i değerimi artırmam gerekiyor ki döngüm tamamlansın ve sürekli devam etsin koşul sağlanmayı bırakana kadar. O yüzden geldim i artı artı dedim ve sonunda noktalı virgülü unutmadım. Burada şuna dikkat edin. Genelde while'dan sonra bu süslü parantez yerine noktalı virgül kullanıyorsunuz. Bu hatalı bir kullanım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine if'de ve else'de olduğu gibi
süslü parantezlerimi kullanıyorum ve içinde istediğim ifadeleri yazıyorum. Şimdi gelin hep birlikte bunu çalıştıralım. Bakın, şöyle büyüteyim. Başlangıç değerim neydi? 1 vermiştim. 1'den 10'a kadar olan sayıların hepsini teker teker yazdırdım. Baktım, i 1'di. 1 küçük eşit 10 mu? Evet. O zaman ne yapıyorum? While'ın içine giriyorum ve i değerimi yazdırıyorum. Sonra i'yi arttırdım. I kaç oldu? 2 oldu. Geliyorum, bakıyorum, 2 10'dan küçük ya da eşit mi? Evet. Bu şekilde devam ediyor ve 1'den 10'a kadar olan sayılarımı yazdım. Şimdi şöyle küçük bir örnekle daha iyi anlamamızı sağlamamız için başka bir şey yapalım. Hatta burayı şey yapalım. Şöyle, pardon. Yorum satırını alalım. Yeni bir şey bulalım. Mesela şöyle bir örnek olsun. Kullanıcıdan bir değer alalım. Birden kullanıcının girdiği değere kadar olan sayıları toplayalım ve bunu bir döngüyle yazalım. Geliyorum. Başlangıçta ne yapıyorduk? Kullanıcıdan bir değer isteyeceğim için scanner sınıfı tanımlamam gerekiyor. Scanner input eşittir. New scanner diyorum. Parantez içinde de ne yazıyorduk? System.in diyorduk. Pardon. Noktalı virgülümü unutmuyorum. Geldim. Import etmem gerekiyor. Her zamanki gibi. Bunu öğrenmiştik artık kolay bir şekilde. Daha sonra ne yapıyorduk? Kullanıcıya yapması gereken şeyleri daha kolay ilerletmek için talimatlar veriyorduk. Şöyle diyelim. Mesela bir sayı giriniz olsun. Şöyle diyelim. Sonra nasıl istiyordum? Geliyordum. Integer mesela n diyelim eşittir input nokta zaten geliyordu burada next int olarak sonunda nokta virgülümü unutmuyorum. Bir de şöyle yapalım mesela ilk başlangıç değeri vermemiz gerekiyor. O yüzden buna da mesela a diyelim. Bu da birden başlasın ki birden kullanıcının girdiği değere kadar şeyleri ben toplayabileyim. Bir de bu toplamı görebilmem için bir de toplam değeri atayalım ki ayrı ayrı karışmadan ilerleyebilelim. Bunda da ne yapıyorum? İntegre toplam diyorum. Ve bir başlangıç değeri vermem gerekir. Toplama işlemi yaptığım için sıfırdan başlatıyorum. Şimdi gerekli olan değerlerimi tanımladım ve isimlendirdim. Şimdi sıra geldi while loop'a başlamaya. Geldim. While yazdım. Ne istiyordum? A'dan başlayayım. A küçük eşit. N olana kadar. N neydi? Kullanıcıdan istediğim değer. Böyle olana kadar diyelim. Süslü parantezlerimi açtım. Şimdi ne yapacağım? Bir toplam değerim olacak ve ben her gelen sayıyı bu toplam değere ekleyeceğim. Yani ne yapacağım? Toplam eşittir. Toplam artı a diyeceğim. Şu şekilde. Bunu kısaca nasıl gösteriyorduk? Bir de onu yorum satırı olarak ekleyelim. Toplam artı eşit a diyorduk ve bu şekilde daha kısa olacak şekilde yazıyorduk. Bir de A değerini de görmemiz açısından yani her adımı görmemiz açısından şöyle bir şey yapalım. Yine SS alt diyelim. Diyelim ki A değerimiz bu. Ne yapıyorduk? Artı değil. A diyorduk. Daha sonra diyelim ki mesela bir de pardon toplam değerimizi görelim. Toplamımız da bu olsun diyelim. Artı toplam diyelim ve hepsini her adımda görelim bu şekilde. Daha kolay olsun ilerlememiz. En sonunda ne yapıyorduk? Döngümün sürekli devam edebilmesi için koşulumu sağladığında ne yapıyordum? En sona geliyordum. Artırıyordum. A sayım. Bu şekilde. Şimdi gelin hep beraber çalıştıralım. Şu şekilde bir sayı girin diyorum. Mesela başlangıçta 5 sayısını girelim. Bakın şöyle büyütelim. Daha kolay olsun görmemiz. A değerim ne? 1. Hatta şuraya da bir boşluk bırakalım. Bir şey olmasın. Şöyle. Yine 5 girelim. Bakın A değerim 1. Toplamım ne? 1. Başladım. Sonra A değerim ne? 2. Geliyorum 1 ile 2'yi topluyorum ve toplamım 3 diyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde en son ne yapıyorum? 5'e kadar olan sayıların toplamını 15 şeklinde buluyorum. Neymiş? Başlangıçta bir değer tanımlıyorum. Daha sonra while'da koşulumu yazıyorum. Bu koşulumu sağladığı sürece döngümün içine giriyorum ve koduma devam ediyorum. Daha sonra da burada en sonda artırmayı unutmuyorum derim ki döngüm tamamlansın. Mesela burada şöyle bakalım. 5'e kadar gelmiştik burada. Neydi? 1'den 5'e eşit olana kadar. 5'ten sonrasını almamıştım.
Döngüm sağlanana kadar içerisindeki karşılaştırmam sağlanana kadar devam ettim. Daha sonra döngüm tamamlandı. Çünkü mesela 6'ya geçtim. 6 5'ten büyük ya da eşit, yani küçük ya da eşit olmadığı için döngümü tamamladım. Bugünlük de bizden bu kadar. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.